nasıl ya? Efendim? Evleri olmayan insanlar nerede uyurlar? Bak ne kadar çok ev var. O evlerden biri bizim evimiz olabilir. Orada uyuruz. Ya olmazsa? Olmazsa geçici bir yerde kalırız. Pansiyonlar var, oteller var. Orada uyuruz. Bakar mısınız? Buyurun. Hesap. Tamamdır. Önemli olan yanında seni seven birinin olması. O zaman nerede uyursan uyu güzel rüyalar görebilirsin. 2 lira efendim. Buyurun. Hadi gel. Asya, sen benim annem mi oldun? Bakalım seni koruyabilecek miyim? Eğer bunu başarırsam o zaman evet, senin annen oldum diyebilirim. Geçecek. Tuncay ne yapıyorsun? Hayatta ne olacağı belli değildir. Dikkatli olman gerek. Zor olacak. Sana yalan söylemeyeceğim. Çok zor olacak. Bilmem. Ben hiç tanımadım annemi. Ben de. İşte burada misafir olabiliriz canım. Hadi bakalım. Buyur. Merhaba. Biz oda tutacaktık. Kaç gün? 3 ya da 4. Çocuk? Oğlum. Kimlik? 3 gün peşin 225. 50 yetişkin 25 çocuk. Bir gecelik ödesem? Yok. Biz öyle vermiyoruz. 3 gün oluyor, 1 hafta 15 gün. Para yok. Ama
Tutuyor musun odayı, tutmuyor musun? Bahar Hanım iyi misiniz? Bahar Hanım. Benim adım Adi. Çekil. Benim adım Defne. Defne. Şimdi diğer pansiyonlara bakalım. Kaldırdığımız ganimet de elimizde patladı. Asya da kabul etmedi. Benim eşekliğim ya. Asya'yı yalnız bırakmasaydım şimdi Musa baba üzülmezdi. Ya tamam, kapat şimdi onu. Geçti gitti. Ya hayır. Musa baba Asya'yı hiç bulaştırmamış ki polis molis içine. Yusuf'un yakalanmasından daha iyidir. Çocuk yakalansaydı o zaman Asya hepimizin suratına tükürürdü. Asya'ya dert etme, o başın çaresine bakar. Sen Asya'ya dert mi dedin Perçem Efendi? Yahu onu kastetmedim ben. Bak Asya dertse olay şudur. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Anlaşıldı mı? Musa bir sakin ol da. Ah be oğlum be, ah be oğlum be, ah be oğlum. Ben ne yaptım ya, ne yaptım ya? Kızı delikten kurtarayım derken olan şeye bak ya. Eşeğin kızına bak ya. Koydu küfrü sildi resmen. Musa bak, Asya dayanıklı kızdır. Hem zaten bu işin sorumlusu sen değilsin. Bu işin sorumlusu o çakı denen 40 tane söz verdi, gitti sonra vurdu kızı. Asya, Asya. Asya burada büyüdü ama hiç buraya ait olmadı. Yani gözümün yaşından sakındım ben onu ya. O nazik parmakları bir şeye değmesin diye ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Yani bir bakalım, belki de kararında haklıdır yani. Hani hem kendi hayatımı kuracağım, sizin elinize bakmayacağım dedi. Ya bakmasın gene ama böyle çekip gitmesi insanın yüreğine koyuyor. Musa, ben senin yerinde olsam hiç bulaşmazdım bak. Hem bak bu alemden de kurtuldu, çakıdan da kurtuldu. Ya ben sana nasıl yapacağını sordum mu Perçem Efendi ya? Bak gene çenen düşüyor senin. Ben sen şey etmeyesin de söylüyorum. Sen bilirsin yani. Evet ben bilirim. Olay Asya olunca en iyisini ben bilirim. Hadi Takoz, Apache, Samet gidiyoruz hadi. Ben gelmiyor muyum? Sen gelmiyorsun, burada bekliyorsun. Mekanı bekle. Şimdi araba yedik ha. Hem de çekirdekleriyle. Hadi 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 hadi. Acıktın mı? Biraz ama biraz. Hadi bir şeyler yiyelim. Ne istiyorsun? Senin istediğinden. İki kuru, iki pilav. Otur. Ben hemen geliyorum. Merhaba. Merhaba. Pencerede ilan vardı. Bulaşıkçı arıyormuşsunuz. Arıyoruz. Ben çalışabilirim. Çocuk.
Onun bir zararı olmaz. Sessiz bekler. İçeride fazlalık olur. Yer işgal eder. Aşağıya alayım yanıma. Dışarıda bekler. Kabul ediyorsan yemeğini ye, işe başla. Kaç para veriyorsunuz? 30 lira yemeğe. Ama bak yol parası yok. İleride duruma göre bir ay sonra sigortanı da yaparım. Tamam. Evin nerede? Burada, yakında. Ama bak bugün yarım yemeğe. Avans alabilir miyim 3 gün? Düşünürüz. Kocan? Yok. İşler iyi gidiyor. Ye. Abi eve mi baksak ya? Sen de bizimle hiç gelmese miydin acaba Samet? Ya bu Asya bu kadar mevzudan sonra eve mi gider ya? Abi saftım kaydı ya. Yusuf da yanında. Abi tamam. Yusuf Yusuf deyip durma. Zaten fenayım. Oh, oh. Yüreğimin içine bir kuş sıkışmış. Çıkmıyor da çıkmıyor ya. Ya uçup gitmiyor da bu nasıl iş ya? Ne konuşuyorsunuz lan orada? Fikir alışverişi yapıyorduk da. Yapma ya. Neymiş o fikir alışverişi? İşte Asya abla verdidir falan gibi şeyler. Doğru söylüyorsun lan Arif. Böyle boş boş dolaşıyoruz. Nokta atışı yapmak lazım oğlum. Evet, ay, onu bulalım bir an önce. Hadi. Hadi Allah aşkına abi ya. Ya vallahi kendimi suçlu hissediyorum zaten. Suçlusun be oğlum Samet. Zaten suçlusun ya. Abi Yusuf'u polisten kurtardım ya. Onu kar saymayalım mı şimdi? Say bakalım oğlum, say. Yaptığımız yanımıza kar kalacak, say. Otur burada. Benim işim bitene kadar burada bekler misin? Tamam. Bir yere gitmek yok. Gitmem. Zaten sen beni bırakıp gitmezsin ki. Gitmem. Canın bir şey isterse alırsın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Buradan önlük alabilirsin. Musa. Musa nerede? Asya'ya gitti. Niye? Nerede ki Asya? Ulan Asya da Asya'dı. Taktınız lan kafayı bu kıza. Arkadaşım kız seni beni hiç kimse istemiyor artık. Sen niye ısrar ediyorsun ya? Sana ne lan? Oğlum sana ne? Sen kendini bende bir mi tutuyorsun? Sana da gün doğsun tabii değil mi? Bana ne gün doğacak lan? Kız bana en harbisinden söyledi zaten seninle işim olmaz diye. Tabii benden daha iyi adaylar olduğunu herkes gördü, orası da ayrı. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Bak arkadaşım. Benim güzel arkadaşım. Kız polisten çıkar çıkmaz tercihini yapmadı mı? Sana gider çekip o sarı bebenin yanına gitmedi mi? Ha? Oğlum sen benim asabım mısın ya lan? Oğlum sen benimle niye uğraşıyorsun ya? Sen benimle niye uğraşıyorsun? Emre denen o herif Asya'yı kaptı işte. Yani bunu mu söylüyorsun? Kes, kes. Kes benim. Ulan kırmayayım kafanı. Kes. Oğlum istediğin kadar kır kafanı. Bak. Gerçekten seviyorsan bu kızı. Bak gerçekten seviyorsan. Bırak artık başını da. Bırak ki bu kız böyle güzel bir hayat yaşasın, mutlu olsun. Bak belli ki senin yanında ölmekten beter olacak bu kız. Gitsin işte o sarı bebenin yanında dursun.
Sen acı çekiyorsun biliyorum, anlıyorum, bak anlamıyor değilim. Ama hayatta, şu hayatta bir kere bile mutlu olsun. Bazı şeylerin tesadüf olduğuna inanmakta güçlük çekiyor insan. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bütün bu olanlar sizce de biraz fazla değil mi? Yani yoldan geçerken kaza yapmış bir arabaya rastlıyorsunuz. Arabanın içinde bir kadın ve oğlu var. Aa, pardon, siz değil. Kardeşiniz rastlıyor, öyle değil mi? Evet, kardeşim. Kardeşinizin adı neydi? Burak. Barış. Hangisi? Burak. 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 Burak tesadüfen kaza yapmış bir arabaya rastlıyor ve arabanın içinde bir kadın ve oğlu var. Kadının parmağında çok değerli bir yüzük var. Burak o yüzüğü alıyor. Ama ondan sonra kadın ve oğlu birdenbire ortadan kayboluyor. Burada da kayıp çocuklar var değil mi? Kimsesiz çocuklar. Ailelerini hiç tanımamış çocuklar. Genelde bu çocuklar buraya bebekken mi geliyor Hican Hanım? Evet. Evet. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Artık yüzükle ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. Ama Defne ile oğlunu arıyorum. Belki kardeşinizin kazadan sonra bu ikisine ne oldu hakkında bir fikri vardır. Size iki gün mühlet. Ya kardeşinizi, ya Defne'yi, ya da oğlunu bulun. Anlatabildim mi? Hani Burak diyecektik? Barış nereden çıktı? Kusura bakmayın Nican Hanım. Yalan söyleme konusunda sizin kadar becerikli değilim. Sen çık Cemal. Ama abi daha mesai bitmedi ki. Bitti diyorsan bitti oğlum, çık hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adım Bahar değil. Gerçek adımı biliyorsun değil mi? Benden çaldığın adımı, benden çaldığın hayatımı, her şeyi biliyorsun değil mi? Dur, dur. Bana yalan söyledin. Sen benim 7 senemi çaldın. Neredeler ha? Ailem nerede? Oğlum nerede? Cihan söyle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlum nerede? Oğlum nerede Cihan? Ben sadece seni korumaya çalıştım. Yalan söylüyorsun. Oğlum nerede? Bilmiyorum.
güneyi çalıştın. Sağ ol. Yorulmuşsundur. Yardım edeyim mi? Yok. Yardım edeyim, edeyim. Edeyim. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım belli değil. Bırak beni. Hop 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 hop. Bak seninle çok iyi anlaşacağız. Yaklaşma. Ya bu kadar kolay iş bulacağını mı zannettin? Bak işsizler ordusu dışarıda kol geziyor. Bu güzelliğinin dışında başka ne özelliğin var? Yürü git. Hır düşmanı köpek. Öldüreyim mi istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Benim dükkanımda bana bıçak mı çekiyorsun? Seni gebertirim. Dur Bekir. Kaçma. Kaçma. Polis çağırın. Yusuf gel. Polis çağıracağım ahlaksız kadın. Üstüm. Yakalayın. Üstüm. Benim dükkanımda saldırdı bu. Ahlaksız seni. Karı. Geç dükkana. Al şunu yerden. Kız polisten çıkar çıkmaz tercihini yapmadı mı? Sana gider çekip o sarı bebenin yanına gitmedi mi? Ha? Emre denen o herif Asya'yı kaptı işte. Yani bunu mu söyleyeyim sana? Ha? Bunu mu durmak istiyorsun? Yoruldun mu? Yorulmadı. Ben çok yoruldum. Tamam. O zaman oturalım. Tamam. Pardon. Bakar mısınız? Biz oturduk, dinleniyoruz, dilenmiyoruz. Paranızı alın. Hadi gel. Selamünaleyküm. Buyurun. Emre buralarda mı? Yok kendisi. Siz arkadaşı mısınız? Allah korusun. İmran kim geldi? Aa. Sen nasıl buldun burayı? Emre'yi tanırım. Dün gece hiç bahsetmedim bana. Sormadım. İmran sen içeri gir. Şimdi soruyorum. Nereden tanıyorsun Emre'yi? Alemlerden diyelim. O zaman dün geceki bu işi tezgahlayan adamı da tanıyorsun. He? Gel içeri konuşalım biraz. Yok yok baba. Benim seninle işim yok. Emre ile hallederim ben. Bana bak. Emin ol benim sana Emre'den daha çok yardımım dokunur. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Kapıma kadar geldiğine göre demek ki bir yardıma ihtiyacım var. Hadi gel. Bahar. Defne. Oğlum nerede? Savunmama izin verecek misin? Kendini savunamazsın Cihan. Bana yalan söyledin. Bana olmadığın bir insanın kimliğini verdin sen. Beni bu eve hapsettin sen ya. Esirinmişim gibi. Sanki dünüm hiç yokmuş gibi. Eğer yapmasaydın belki evladım yanımda olurdu. Eğer seni saklamasaydım şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdu. Ne demek bu? O
bulduğum arabada buldular. Toprağa verdik. Ama gelinimle torunumu bulamadılar. Hiçbir iz yok muydu? Yoktu. Ama bu hafta bu gelen telefonlar, sonra kapının önüne bırakılan o yüzük beni umutlandırdı. O dün gece bana bıçak çeken adamı tanıyordum, değil mi? Sonra o çocuk Yusuf. Dün gece evime girdiler. Niyetleri gerçekten hırsızlık mıydı bilmiyorum. O adamı tanıdığın gibi belki onları da tanıyorsun. Onları bulmama yardım. Ben ne yapabilirim ki? Ölü ya da diri. En azından mezarlarına gidebilirim. Sen insanın sevdiklerini kaybetmesini bilir misin? Belki de bilirim. Kaybetmeyi yani. Yusuf, biraz bekler misin burada? Tamam. Sana bir şey söylemem lazım. Ah be kızım be, ah be kızım be. Bana bu yaşta bunu da yaptın ya. Ama bulacağız. Nasıl bulacağız ki? İstanbul'un yüz ölçümü 5.300.000 km². Yani Belçika kadar. Nüfus da 21.155.000 güya. Bence daha fazla da. İhsan buna bakınca kendinden korkuyor lan. Ufacık tefecik, içi dolu turşucuk. Şimdi ne yapacağız? Ah be canım ciğerim, bilmiyorum. Bilemiyorum. Torunumu bulmaya yardım eder misin? Cevabını bekliyorum. Neden benim sana yardım edebileceğini düşünüyorsun babalık? Ben polise gittim, adamlar tuttum. Kendi çabamla yapabileceğim her şeyi yaptım. Olmadı. Onların yapamadığını ben nasıl yapayım? Ha? Söyledin ya. Bu alemlerdensin ya. Benim bilmediğimi bilirsin. Senin ne işin var oğlum burada? Defol git lan bu evden. Seni sevdim babalık. Yardım edeceğim sana. Sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun baba? Senin evini soymaya gelen kızın sevgilisi bu herif. Bağırma Emre. Senin şu karakoldan çıkardığın kızın değil mi? Asya'nın. Sahi Asya nerede? Bilmiyorum. Ha? Bilme. Eyvallah babacığım. Abuk subuk herifleri eve alıyorsun baba. Olacak iş mi bu yaptın? Çakır! Ne var lan ne? Ne istiyorsun oğlum sen benden? Sen benden korkmuyor musun lan? Senin benden korkman lazım değil mi? Allah Allah niyeymiş o? He. Kendi öz babasına bıçakla adam saldırtan aşağılık, pislik, yavşak bir adam olduğun için değil mi?
Cinayeti işleyen sen değilsin galiba. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Ne diyorsun oğlum? Cinayeti işleyen mi daha suçludur yoksa azmettiren mi diyor. Bunu kanıtlayabilir misin Çakır? Sen kimden kork biliyor musun? Kaybedecek hiçbir şey olmayandan kork. Ben senin neyin var neyin yok çok iyi biliyorum Çakır. Kaybedecek kimin var biliyorum. Asya'yı kaybedeceksin sen. Başka bir şey değil. Ama ben sana dedim ki anneler çocuklarını korumalıdır. Bak uyuyacak bir evimiz yok. Seni yurda götüreceğim ama sonra gelip alırım seni. Söz veriyorum. Sen beni sevmiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Ama kendi inadım yüzünden senin sağlığını tehlikeye atmam. Burada geri dönmek istemiyorum. Seni Musa'ya geri götüreyim mi? En azından başını sokacak bir yerin olur. İstemiyorum. Yusuf, lütfen. Bana demiştin ki. Ben sana dedim ki, önemli olan yanında seni seven birinin olmasıdır. O zaman nerede uyursan uyu, güzel rüyalar görebilirsin. O zaman beni bırakma Asya. İşte hepsi burada. Seni hastaneye getirdiklerinde kendine değildin. Oğlum. Nerede olduğunu hiç öğrenemedim. Bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. O zaman bana neden kim olduğumu söylemedin? Neden bana karın olduğum yalanını uydurdun? Seni hastaneye getirdiklerinde... karımı yeni kaybetmiştim o... lanet olası yangında. Sonra seni gördüm. De değildim. Ya yemin ederim bunların hiçbirini planlayarak yapmadım. Neden yaptın o zaman? Seni hastaneye yaşlı bir adam getirdi. Sonra seni birkaç gün sonra tekin olmayan bir takım adamlar aramaya başladı seni ve... ve oğlumu. O yoktu. Sen yalnızdın. Ben de sana karımın kimliğini verdim seni onlardan saklamak için. Sonra sana aşık oldum. Sen beni kendimden bile sakladın. Ne, nereye gidiyorsun? Oğluma. Sana kimin zarar vermeye çalıştığını bilmiyoruz. Kendini korumaya mecbursun. Hiçbir şeye mecbur değilim. Defne. Yapma. Hiçbir şey umurumda değil artık. Kimsesiz olmak nedir?
kimsesiz kimdir? İşine, evine, sevdiğine, evladına, kedine, köpeğine gidemeyeceksin. Böyle düşününce çok acıyım. Seni kimse karşılamayacak. Seni kimse yolcu etmeyecek. Cenazene kimse karşılamayacak. Bir adresi biliyorum. Posta kutu. Ya sana yazılmış bir doğum günü notu bile yok. Memleketin sokaklar. Aile fotoğrafı bile yok. Hatıralarım yani. Yok. Yok. İçinde kaybolmamak için birbirimizi arıyoruz. Yapacağımızı biliyorum. Ne biliyorsun ya? Ne biliyorsun Hicran? Hiçbir halt bilmiyorsun. Yemek bitti. Boşaltın burayı. Hadi. Kardeşim diye bir şey uydurdu. Millete ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz ya. Ya söyleyelim doğruyu, kurtulalım gitsin artık ya. Senin kafan gerçekten çok az çalışıyor. Ha. Seninki çok çalışıyor da ne oluyor? Ben hayatımızı garanti altına almaya çalışıyorum. Garanti altına. Garanti kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musun Hicran sen? Cabir yeter. Yeter. Yusuf'u bulmalıyız. O bizim garantimiz. Rıdvan'ı kullanacağız. Hicran, bak çok ileri gittik. Allah cezamızı verecek. Nereye? Sana ne? Burası neresi Asya? Onların evi. Bizim de mi evimiz olacak yani? Hayır, şimdilik buradayız. Üşür müyüz? Böyle birbirimize sokulursak üşümeyiz.
Kaçar mıydı? Ne var Hicran? Ne var? Ne? Sözüm ona, ben kadınım, sen erkeksin değil mi? Hicran bana bak, sabrımı taşırma benim ha. Sen de korkaklık etme. Korkuyorum ulan, korkuyorum. Ha, ağzına söyledin işte. Hicran, cehenneme gitmekten korkuyorum ben, anlıyor musun? Cehennem mi? Hani şu insanların kötülük yaptıktan sonra gidip çatır çatır yandıkları yer var ya. İşte oraya gitmekten korkuyorum. Hicran bak, çoluk çocuğun hayatıyla oynadık. Ben bittim. Bundan ötesini yapacak ne gücüm ne cesaretim var. Tamam hayat, tamam. Cabir, haklısın. Biz hata ettik. Çok büyük bir hata ettik. Ama artık geri dönüşümüz yok. Bir şeyler yapmalıyız. Benim için bir şey yapar mısın? Bak, bu işi temizleyelim. Yusuf'u bulalım, o adama teslim edelim. Ondan sonra senin istediğin hayatı yaşarız. Temiz bir sayfa açarız kendimize. Heh, lütfen Cabir. Hadi lütfen. Hadi gir içeri. Sen? Ben biraz dolaşıp geleceğim. Sorumu cevaplamadın. Hicran, gir dedim sana. Selamı varmış. Aleyküm selam. Tuğrul abin seni niye göndermiş? Gel bakalım, otur söyle. Bir abla geldi. Adı Asya'ymış. Ah ciğerim benim. Aferin sana. Çocuklar bir bisküvi falan getirin ya. Tamam mı abla? Tuğrul abim dedi ki, Musa babanın haberi olsun. Yamuk bir durum varsa dedi. Vaa. Canım aslanım benim ya. Sen de Tuğrul abine de ki bizim de çok selamımız varmış ona. Tamam mı? Yanında bir tane de süt bebesi vardı. Ah Asya, ah. Kendi süt bebesi yediği halde bak ya. Bana mı dedin abi? Sana der miyim ya? Sen aslan parçası gibi bir şeysin yani. Canım ciğerim benim, unutma. Selamünaleyküm. Kardeş bana bir duble rakı verir misin? Bana da bir bire çak be. Bazen... Dışımdan mı konuştun ya? Nasıl? Bazen dertleri unutmak iyidir. Değil mi abi? Ha, tabii tabii öyle. Afiyet olsun. Sağ olasın, sana da. Bak, bu da Yusuf. Oh be. Birlikte oynarsın. Şunlara bak, top gibiler vallahi. Ah Asya'm, iyi olacaksın. Sana bir şey olmayacak. Musa baba, Asya'yı da alıp gidecek miyiz buradan? Şşt, konuşmak yok. Ya ben de senin kadar seviyorum Asya ablayı. Sus lan. Ah be kızım. Ah be kızım. Nereden çıkardın bu işi? Dur. Asya. Şimdi güzel kardeşim. Benim bu hanımın bir anası var. Ama... Ana demeye bir şahit ister. Milli felaket. Benim hanım da öyle o zaman gençliğinde böyle bir kız değildi ha. Böyle pamuk gibi bir şey. Ama bu şeytan karı var ya, gitti geldi, gitti geldi. Böyle kadının kafası da dide dide onu hırs gibi yaptı. Şimdi ne oldu biliyor musun kız? Böyle inatçı, hırs gibi. Ya. Düşman başına.
Ya sorması ayıptır abi. Neyin hırsı ya bu? Neyin hırsı? Para. Ediyorsun tabii, yurtta müdürüz. Para mara ne olacak değil mi? Ne uzarsın ne kısalırsın. Memuriyet. Ya benim de babam memurdu, doğrudan biliyorum. Ya işte böyle uzamayınca da böyle bin türlü rezillik oluyor ama. Ya. E dur diyeydim be abi senin karıya. Tutaydın kolundan şöyle bir. Ne yapıyorsun sen diyeydin. Otur oturduğun yerde diyeydin. Ah be güzel kardeşim. Tabii benim hanımı hiç tanımıyorsun. Tabii nereden tanıyacaksın ki? Onu benden başka kimse tanıyamaz. Ama bu defa bak son kez onun istediğini yapacağım. Son kez. Alacağım o çocuğu, geri getireceğim yurda. Hangi çocuğu? Bu yurttan kaçan çocuğu. Ya güzel kardeşim, sen de başını ağrıttın. Yok be abicim, estağfurullah ya. Yok yok. Sen ne dedin biraz önce? İçelim unutalım dedin ha? Ben de diyorum ki içelim ayıkalım, boş kafa mezarda gelin. Helal, sağ olun. Ah be güzel kızım. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun burada ya? Hepinizi siliyorum. Uyar mı? Burada. Hepimizi siliyorsun. Beni. Benim seni büyüttüğüm yerde beni siliyorsun ha? Sabah etmek için geldik. Herhalde burayı mekan belleyecek değiliz. Ah be kızım ya. Çakıya delleniyorsun, yapıyorsun bütün bunları. Ama benim de bir kalbim var ya. Hiçbirinizi istemiyorum. Ne yapıyorsun sen kızım ya? Bana ceza mı veriyorsun ya? Ben daha ne yapsaydım ki ya? Seni burada buldum, aldım, götürdüm, büyüttüm. Tamam, tamam. Biraz haram süt içirmiş olabilirim ama mecburdum be kızım. İşte onu diyorum ben de. Bundan sonra haram lokma yemeyeceğim. Kimseye de yedirmeyeceğim. Bak kızacağım, o olacak ha. Allah aşkına kızsana. Yeter be! Yarın burayı terk edeceksin. Burayı darmadağın yaparım, buraya gelemezsin. Bak o evden kaldırdığımız ganimetleri istemeyeceksen de buraya gelip yaşamaya devam edemezsin. O kadar. Yusuf'u tabii ki burada büyütmeyeceğim. Büyüdüğüm gibi büyütmeyeceğim. Senin büyüdüğün gibi büyütmeyeceksin. Vay vay vay. Evet. Normal çocuklar gibi büyüteceğim. Anladım seni. Eyvallah Asya. Eyvallah. Anladım seni. Anladım. Ben sanki çok istiyorum burada kalmayı. Kurtulacağım buradan, göreceksin, kurtulacağım. Gel. Canım. Ne oldu bana? Burnun kanamış yine, öylece yığılıp kalmışsın. Son aramalardan buldular beni. Burada olmamam lazım benim. Dur, 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 dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lütfen? Burada olamam. Senin yanında olamam. Lütfen, lütfen sakin ol. Ne yapacaksın? Sakinleştirici verip beni uyutacak mısın? Hayır, hayır. O zaman bırak. Gideyim. Gideceksin. Ama şimdi değil. Önce iyi olduğundan emin ol. Gitmeme izin verecek misin? Evet. Hadi oğlum. Canlarım ciğerlerim. Hadi siz gir. Hadi. Hadi. Oh, Musa. Ha, şekerli de geldi. Söyle ciğerim. Ne oluyor? Asya nerede? Sokakta. Sokak... Sokakta mı? Ne işi var ya sokakta? Ya hadi benim yanımdan gitti. Buradan da mı gitti ya? Ya kimi kimsesi yok ki bu kızın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben büyüttüm onu ya. Sokakları bilir o. He, bilir, bilir de o küçük kendi. Şimdi bu yaşta bu... Yani Allah'ım ya, olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi? Ya ben
Ya beni yanına yaklaştıracak olsa ben gideyim durayım yanında diyeceğim ama yeter ki yanımda dursun. Dur be Çakır. Dur ya, başım döndü ya. Bulacağız bir çaresini. Delireceğim ya. Bir başına olacak iş mi bu ya? Musa, alo. Nereye gidiyorsun? Bir çaresine bakacağım dedim. Üşüyor musun? Hayır. Hayırdır Musa? Kim oturuyor burada? Güzel soru. Kim oturuyor burada? Güzel soru. Güzel. Güzel bir soru. Çakı, burada kim oturuyor biliyor musun? Orada hayatımın mazereti oturuyor Çakı. Nasıl? Şu karşında dikilen adam kim biliyor musun? Hayatımın hatası. Evet, hatası. Gençtik o zaman. Aşıktım ona. O da bana aşıktı. Dünyanın en güzel kadınıydı. Dünyanın en akıllı kadını. Gözüm ondan başkasını görmezdi. Ama bu gerizekalı ne yaptı biliyor musun sonunda? Ne yaptı? Çaldı. Sonra hapse girdi. Kaybetti. Hayatının nedenini kaybetti. O günden sonra İşte zaman dolduruyoruz. Hayatı bitsin mi gitsin diye. Vay be Musa. Senin de benden farkın yokmuş ya. Oğlum farklı ol diye çabalıyoruz zaten. Allah Allah. Şimdi ne olacak peki? Şimdi ne olacak? O da güzel soru. 20 yıl sonra ilk defa Zeynep'in kapısını çalacak. 20 yıl mı? 20 yıldır görmedin mi sen bu kadını? Ya dayanabilir miyim? Çakı, dayanabilir miyim? Gördüm ama uzaktan. Yanına hiç yaklaşamadım ki. Şimdi karşısına geçeceğim. Asya için yardım isteyeceğim. Hadi bakalım. Vallahi ben bile heyecanlandım bak. Hadi bak. Ben bile heyecanlandım. Musa. Senden kendim için bir şey istemiyorum Zeynep. Ne sana, ne de senin çevrendeki kimseye güvenmiyorum. Ablacığım, biz senden bir kızla el kadar bir bebecik için yardım istiyoruz. Yani kendimiz için değil. O el kadar çocukları ben zamanında Musa'nın yanında gördüm. Neler yapabildiklerini de. Zeynep. Ne? Bu sefer başka. Bu sefer başka. Bu cümleyi kaç defa duydum biliyor musun ben bu adamdan? Evet, duydun ama bu sefer başka. Ne yapmamı istiyorsun? Bak, onlara bir süre kapını aç. Sonra bakacağım çaresine. Sana güvenmiyorum Musa. Tamam, bana güvenme. Ama Asya'ya güven. Kime güvenip güvenmeyeceğime kendim karar vereceğim. Ha? Nasıl? Abla, ben senin adını biliyorum ha. Neymiş benim adım? Asya. Mışıl mışıl uyudun vallahi.
Aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Kimse kımıldamasın, yere yatın. Alın bunları. Hadi. Alın. Ya ben. Alın. Yusuf. Yusuf. Sen sağa bak, sen sola bak. Kimse kaçmasın. Yemin ederim ben çocuğumu arıyorum. Yoksa ne işim olur benim burada? Ne oluyor, kimmiş? Çocuğunu arıyormuş. Bırakın, bırakın gitsin. Yusuf! Yusuf! Cüzdan sizin mi? Benim de buralarda akrabalarım oturuyor. Onları ziyarete gelmiştim. Yusuf! Ses duyunca bir bakayım dedim. Yusuf'un üzerinde ne vardı? Gri bir kazak giyiyordu. Endişelenme. Kedi gibidir onlar. Her yere sığarlar. Her şey üst üste geldi. Ne yapar sokaklarda? Tek başına. Onu da kaybedersem. Polise gidelim diyeceğim mi? Yok, olmaz. Ben onu bulacağım. Gerekirse bütün İstanbul'u yürüyerek bulacağım. Hah işte, kararlı olmak her işin başı. Yusuf! Asya! Çok korktum kayboldum diye. Ben de. Ağlama. Bak ben de ağlamıyorum. Tamam. Ben de artık ağlamıyorum. Seni bulamayacağım diye o kadar çok korktum ki. Bu Zeynep abla. Bana yardım etti seni bulmam için. Teşekkür ederim. Teşekkür eden dillerini yerler senin. Zeynep'im ben. Yusuf'um ben de. Adı güzel, kendi gibi. Hadi gidelim. Yetici. Güvendiler. Zeynep ablam aldı götürdü bizimkileri. Vallahi harbi kadınmış ha. Of, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yaban ellere bırakır mıyım ben Asya'yı? Benim de içim rahatladı vallahi. Da. Onlar orada ne kadar kalacak ona da bakmak lazım. İstediğin kadar. Vallahi. Hacı Musa gördün mü bak, aşık olmak hiç de kötü bir şey değil. İyi bir şey. Yani en azından yaşlandığında işine yarıyor bak. Çok konuşuyorsun ama Cakı. Ne? Ya benim bir işim var ya. Senin işin biter mi be hiç? Ya aman be Musa, senin gibi yaşlı ihtiyar bir adamı görmeye gideceğim. Bugün bitirmem lazım bu işi. Hı? Senin şu külüstür diyorsun. Versen de gitsem gelsem hani. Yemezler cicim. İyi be. Ne halim varsa gör, senden bir şey isteyen de kabahat. Çakı, yakala. Eyvallah. Hadi, hadi. Hoş geldin. Ne hoş gelmesi be? Biraz önce buradaydım da. Ne yaptın? Ne yapayım? Hep aynı işte. Diyorsun. Parçam. Kes gargarayı da. Ne var derdin söyle bakalım.
Sen Asya meselesinde Çakı'yı yanına mı aldın? Ha, şöyle. Canım ciğerim. Bak ne derdin varsa karnında tutma. Ağrı yapar sonra. Öyle mi yapıyorsun yani? Evet, hep öyle yapıyorum. Sizin için mahsuru var mı padişahım? Vallahi benim için bir mahsuru yok. Ama benim de haberim olsaydı iyi olurdu. Dostumuzu, düşmanımızı tanırdık. Değil mi? O zaman söyle mi? Söylemek lazım. Evet, Çakı'yı aldım gitti yanıma. Oldu mu? Buyur. Selamünaleyküm bey amca. Ya kusura bakma rahatsız ettim de bir iki sorum olacaktı da. Sen ne kadar zamandır burada oturuyorsun acaba? Polis misin sen? Yok be bey amca, meraklanma değilim. Ya birkaç sene önce buralarda bir kaza oldu da bir yakınımı kaybettim, onu soracaktım. Hangi kaza? Her gün kaza mı oluyor amca burada? Hangi kaza oğlum? 7 yıl önceydi. Bir tane kadın, bir tane çocuk, bir de adam vardı. Adam öldü. Kadın da çocuk kayıp da. Bilmem ben kaza maza. Pek öyle görünmüyor ama. Git başımdan, rahat bırak beni. Bana bak bey amca, sen kimi kandırıyorsun? O gözlerden belli. Şimdi sen bana anlatıyor musun? Yoksa ben anlattırayım mı? Ne zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Ne zahmet olur mu canım? Beğendin mi Zeynep ablanın evini? Beğendim. Hay Allah. Oyuncak da yok ki çocuk oynasın. O her şeyle oyalanır. Siz kendinizi yormayın. Bugün için çok teşekkür ederim. Ne teşekkürü canım? Hem herkes aynı şeyi yapardı. Seni orada tek başına bırakamazdım. Bundan sonra bakacağız ne olacağına. Hadi buyurun. Ben çay getireyim. Sonunda kadın yığıldı kaldı. Benim köpek var ya, o buldu evin önünde. Peki çocuk? Çocuk yoktu. Etrafta yüzük müzük? Ne yüzüğü? Benim yüzükle uğraşacak halim var? Ölüyordu kadın. Hemen hastaneye götürdüm. Birkaç gün sonra da doktor geldi. Hangi doktor bu? Cihan. Cihan. Karısını getirdiğim için teşekkür etti. Arayan soran olursa bir şey anlatma dedi. Sen de anlatmadın. Anlatmadım.
gece de burada kalıyoruz. Neden? Pet çekmelerini istedim. Genel bir tarama yapılması lazım. Bu kanamalarının, bayılmalarının bir sebebi olmalı. Yine beni kandırıyorsun. Sana yardım edeceğim. Nasıl? Oğlunu bulman için sana yardım edeceğim. Ne haber Yusuf? İyi. İyi, ben de iyiyim. Hadi görüşürüz. Selam güzel kız. Hayda. Burada da mı buldunuz lan beni? Yok ya, sadece tesadüf Asya ablam. İyi madem. Yoksa yine arıza çıkaracaktım. Aman aman, sen arıza çıkarma. Biz arkamıza bakmadan koşar gideriz yani. İyi, iyi madem buralardasın. Biz gidelim o zaman. Hı hı. Belki yine yoklamaya geliriz. Hadi oradan be. Gördün mü? İş ilanlarına bakıyorum. Ha, ne var bunda? Çalışacak işte anladığım kadarıyla. Oğlum hayatında hiç iş yapmamış, okuma yazmayı anca biliyor. Nereye çalışacak salak? Anca pis pis mekanlarda bulaşık yıkatırlarım kıza. Orası öyle tabii. Ana dur dur dur. Bu Emre denen yarın bir sürü zengin arkadaşı vardır ha. O yardım eder bak. O meseleyi çözer. Hem Asya da güvende olur, biz de rahat ederiz. Çakı duyarsa var ya, önce seni sonra da Emre'yi hacamat eder ha. Ben kendimi kurtarırım vallahi. Bilmiyordum derim, görmedim derim. Ama seni harcar. Emre seni ezer. Oğlum sen de görmedin, duymadın tamam mı? Duydun mu? Duymadın. Uğrar mı bugün? Ne diyorsun? Vallahi ara dedin, aradım. Bekleyeceğiz o zaman, işimiz ne? Hafız bak, o zor günlerin kağıdı yedin kağıdı. O kağıdı yedin ya. Sen şöyle uzak dursana masadan. Şeytanı kaçırıyorsun. Ya sonra dedim ben de işte yani Asya'da yani senin bulaşıkçılık yapmakla ne işin olur Allah'ını seversen. Tertemiz kız yani. Bir de şimdi yeni iş bulmakta falan uğraşacak. Temiz iş olacak falan filan. Abi hemen ilgileneceğim. Bir mağdur bir kız var da işe ihtiyacı olan, onu konuşuyoruz. Tamam tamam, konuşayım. Senle benle de olmaz bu iş. Hayırdır abi, sen beni niye çağırdın buraya? Ya mevzu Asya. Asya. Aldı başını gitti. Musa'ya da posta koydu. Çakı'ya da. Sen bilmiyor musun? Ben sen biliyorsun diye. Karakoldan falan beraber çıkmışsınız. Sen şikayetini falan geri almışsın. Orası öyle de sonra Asya bastı gitti. Asya öyle alır başını gider. Eğmez başını. Bak Emre kardeşim, benim ne seninle ne de Çakı'yla bir derdim var. Şimdi Çakı benim 40 yıllık tanıdığım adam. Yani onu satmak şimdi delikanlına yakışmaz ama mevzu Asya olunca değişiyor tabii durum. Yani Asya'nın kendini kurtarması lazım. Bu ne benle, ne Musa'yla, ne de Çakı'yla olacak iş. Ancak senin gibi façası uygun bir adamın ona yardım etmesi lazım yani. Vallahi bakarız bir çevreye. Bir iş buluruz bulmasına da. Ben hep buraya böyle seni görmeye mi geleceğim? Musa'nın mekana gelmek istemiyorum. Çakı'yla olan durumu biliyorsunuz. Buralarda gezip duruyor. Yani şu Asya'nın nerede olduğunu sen bana bir söylersen daha iyi olur. Gider konuşurum, yardımcı olmaya çalışırım yani. Ben yoruldum. Siz oynayayım. Ne haber? Sana ne? Asya nerede? Asya seni sevmiyor. Gitsene burada. Gel bak biz seninle barışalım. Geçen sefer de tanışamamıştık zaten. Emre ben. İstemez. Ama ben size yardım etmek istiyorum. Asya'ya da sana da. Çakı'yla Musa Asya'yı çok zor durumda bıraktı. Onu kandırdı. Ya gitsene. Tamam gideceğim. Ama ben size gerçekten yardım etmek istiyorum. İkinizin de ne kadar zor durumda olduğunu çok iyi biliyorum. Bak, bu parayı al. Maçtan sonra Asya'ya götür. Bu para ikinizin, tamam mı?
Eğer Asya istemezse? Bana geri verirsin. Bana? Aferin. Çok akıllı bir çocuk olacaksın sen. Hayırlı günler teyzeciğim. Şefik Bey evde mi? Sen niye tanımadığın birisinden para alıyorsun? Ha? Asya istemezse geri alırmış. Yardım içinmiş. O bize yardım edemez. O kötü biri. Ayrıca kim olursa olsun hiç kimseden para almayacaksın. Anladın mı? Ne para ne başka bir şey. Yüzüme bak, anladın mı? Anladım. Ne oldu Yusuf? Hiç. Bir şey olmuş belli. Söylemeyecek misin bana? Asya bana kızdı. Yaşlı bir adam bulmuş kızı. Yaşıyormuş yani. Torunu. Yalnızmış. Yığılmış kalmış zaten. Adam da hastaneye götürmüş. Sonra? Sonrası bir tane doktor çıkmış gelmiş. Demiş bu kızı arıyorlar. Sakın ola kimseye onu bulduğunu söyleme. Doktor mu? Hı. Neydi? Cihan. Cihan adı. Neyse bu kadar. Bitti. İmran ben sana söylemiştim. Bunca zamandır söylemiştim. Yaşıyorlarmış. Yaşıyorlarmış. İnşallah Şefik Bey, inşallah. Kimsin lan? Gelip bana para veriyorsun. Sana ihtiyacın mı var? Yok mu? Paraya ihtiyacın olmasaydın benim evimi soymazdın herhalde. İşte var ya Asya. Bu tavırlarına bitiyorum ben seni. Terbiyesizleşme. Anlaşma çok açık. Sen bana bir şans ver. Ben de sana yeni bir hayat. Adil değil mi? Aha! Lan ne oluyor lan burada? Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var lan? Bana soru mu soruyor şimdi? Öyle değil mi artık? Birbirimize soru sorma hakkımız yok. Öyleyse sen de bana sorma. İstediğim yerde, istediğim şeyi yaparım. Hadi eyvallah. Lan, lan bittin sen. Şş, bana bak. Lan bana bak, bana bak. Ne arıyorsun lan sen burada? Emre'nin evinde ne işin var lan senin? Sana ne? O hakkı çoktan kaybettin. Ne demek lan sana ne? Ne hakkından bahsediyorsun sen? Benden hesap sorma hakkı. Ulan sen daha bir hafta önce benimle evlenmiyor muydun lan? Aynı nikah masasına oturmadık mı? Sen ne yaptın, unuttun mu? Unuttun mu yani? Beni yaraladın, bebeğimi aldın, geleceğimi de. Lan ben mi yaptım? Bu pislik, bu aşağılık yüzünden oldu be. Ben onu tanımam etmem. Ama sana inandım, güvendim. Sen ne yaptın? Lütfen düş yakamdan, beni rahat bırak. Onu tanımaya mı karar verdin şimdi sen? Belki. Ne demek lan belki? Hı? Ne demek lan o? Öldürürüm seni. Seni de öldürürüm onu da. Duydun mu? Bu gözleri biliyorsun sen. Daha ne kadar öldüreceksin? Lan gel buraya. Levent!
dünyada. Uyudu mu? Işığı kapattım. Herhalde uyur. Çok ağlamış gibi. Yok. Üzüldü biraz. İşte böyle bir taraf var bende Zeynep abla. O cinler tepeme çıkınca dayanamıyorum. Kırıp döküyorum. Bunlar hep yalnızlıktan işte. Nasıl? İnsan kuvvetli olmaya çalıştıkça ayarı kaçırıyor bazen. Şimdi nasıl tamir edeceğim Yusuf'un kalbini? Ne bileyim, sevdiği bir şey yapsak. Mesela hediye falan alsak. O hiç böyle bir çocuk değil ki. Hediyelerde falan hiç gözü yok. Ama nasıl mutlu olabileceğini biliyorum. Bir arkadaşımın küçük bir konfeksiyonu var. Öğleden sonra istersen bir uğrayalım. Bakarsın iş falan vardır. Vallahi ne kadar iyi olur. Hem de böyle Yusuf'la dolaşırız biraz. Ne dersin? Dolaşalım mı biraz? Olur mu Yusuf? Olur. Belki Rıdvan'ı da görürüz. Gerçekten mi? Gerçekten. Yusuf? Samet? Yusuf sen dur. Samet bir gelsene. Ne haber abla? İyidir. Mekanda ne var ne yok? Asayiş Berkemal. Musa baba seni merak ediyor ha. İyi mi peki? Olduğu kadar. Hadi kes sömürüyü. Selamımı söylersin. Söylerim abla. Şimdi işimiz var. Emrindeyim ablam. Ne yapacağım biliyor musun? Yurdundan Rıdvan'ı alıp buraya getireceğim. Ya abla bir de bilmediğim yerden sor ya. Da neden getireceğim? Musa'ya neden diye bugüne kadar sordun mu peki? Hayır. Bana soracak mısın? Ben az önce sana neden diye mi sordum? Yok abla sen öyle anlamışsındır ya. Ben sana hiç öyle şey sorulmayayım. Tövbe estağfurullah. Ne numaracı bir şey oldun sen ya. Pis şey. Rıdvan sen gitmiyorsun. Neden? Doğru mu duydum? Sen neden diye mi soruyorsun? Ama bugün sınavım var. Ben öğretmenle konuştum. Ama... Aması falan yok. Çok konuşma. Hadi git üstünü değiştir. Hadi. Canım. Ya son defa diye konuşmuştuk. Biliyorsun değil mi? Asma yüzünü. Dün bana çok bağırdın. Artık kırılıyorum. Cavir. Kapı açık as. Belki bir gelen olur. Fatma ile Bayram'a da iş var. Ortalıkta görünmez. İsmail. Samet ne haber? İyidir. Rıdvan nerede? Hicrenle onu bugün okula göndermedi. Ne oldu? Hasta mı yoksa? Yok bilmem ki. Hasta değil ama. Yurtta yani. Asya, Samet şimdi Rıdvan'ı mı getirecek? Evet. Seviniyor musun? Çok seviniyorum. Artık eve gidebiliriz. Eve gitmek istemiyorum. Nereye gideceksin? Bana yardım edeceğini söylemiştin Cihan. Edeceğim. Senden bir yeri bulmanı istiyorum. Birini. Peki. Allah'ım.
Samet. Hadi seni sufa götüreceğim. Sonra ne zaman geri döneceğim? Belki dönmezsin. Hadi bu taraftan koş. İcran! Yusuf! Yusuf! Hadi Ümran Hanım, hadi. Geldim Nadir Bey. Hayrola? Sıkıntılısın. Oraya her gittiğimde kalbim sıkışıyor gibi oluyor. Dayanamıyorum. Ben de öyle ama ne yaparsın? Şefi'yi yalnız bırakmamak lazım. Bizden başka kimi var ki? Keşke sen de gelseydin. Sağ ol baba, ben almayayım. Emre, o senin abi. O bir ölü baba. Gir içeri. Bana bak. Susup oturmazsan yersin dayağı. Alo. Aradığımızı bulduk. Şu meçhul kardeşi buldunuz yani. Yok, daha da iyisi. Çocuğu bulduk. Hemen geliyorum. Tamam.
bunlar kim? Sakın sesini çıkarayım deme, tamam mı? Sakın.